portakal toplarlarken evet hatunları yakaladık burada. Mola vermişler. Gayet güzel yiyorlar. Teyze nasıl bu portakallar? Çok tatlı. Vallahi hem de çok keyifliler. Yani hem eğleniyorlar hem topluyorlar. Nasıl gidiyor bu çalışma işleri? Çok iyi. Nasıl, portakal hasadı zor mu? Bak teyzem nasıl gülüyor. Çok neşelisin teyze ya. Allah bozmasın. Yorgunluktan mı? Servisten, yorgunluktan. Ne kadar yemeği alıyorsunuz siz burada? 35 yenge. Günlük. Evet. Günlük burada. Peki ne kadar topluyorsunuz? Akşama kadar ne toplarsak. Evet. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ümmü. Ümmü, şimdi burada portakalları topladınız, mola verdiniz. Nasıl gidiyor hasat işleri? Zor mu portakalın hasadı? Bayağı bir zorluğu var. Nasıl topluyorsunuz? Makasla. Tek tek keserek. Hı hı. Günde ortalama ne kadar toplanıyor? 8 vagonu normalde buluyor. Buluyorsunuz. Hı hı. Günlük yemeğiniz nasıl? 35. İyi mi, tatmin ediyor mu? Bazı insanlar için, bazıları için de geçerli. Nasıl peki bu portakalın tadı nasıl? Bu finike portakalının tadı. Finike portakalının tadı tabii çok güzel. Evet, burada bir teyze daha var. Teyze, seni tanıyabilir miyiz? Gürsiye. Gürsiye abla diyelim sana da. Ha. Nasıl gidiyor hasat işleri? İyiliği be. Ya evde oturup böyle yan gelip yatmak varken gelip burada hasat işleriyle. Evdekinden iyi. Evdekinden iyi mi diyorsun? Ya çalışıyız da baksana. İşleyen demir pas tutmaz diyorsun. Evet. Nasıl, zor mu bu iş? Zorluğu da var, golesi de var. Zevkli mi? Buradaki grup bayağı eğlenceli bir grup herhalde. Yani iki toplayıp iki gülüyorlar. İki portakal kasaya atıyorlar. İşvereni de yakalayacağız biraz sonra. Herhalde bundan sonra size portakal toplatmayacak gibi. Evet, şimdi siz de bu hasat işiyle uğraşıyorsunuz herhalde. Evet. Ya buradaki herkes çok güler yüzlü ya. Hep böyle mi bu ekip ya? Yani bunun sırrı ne ya? Şenlikli. İki toplarız, iki güleriz diyorsunuz. Şu an öğlen arasındasınız herhalde. Evet, ısrar. Yoksa işveren herhalde. Nasıl, işvereninizden memnun musunuz? Memnunuz. Öğlenleri ne yapıyorsunuz burada? Öğlenleri ısrarla çekiliyoruz işte, bir saatlik. Yorucu bir iş mi? Yani kimisi için olabilir ama eğlenceli bir iş. Eğlenceli, vallahi evet. Belli eğlenceli olduğu, herkes gülüyor burada. Peki erkekler mi daha iyi yapar bu işi, bayanlar mı? Bayanlar. Erkekler daha iyi yapar bence. Çünkü erkeklerin üstüne daha yüklü iş dişiye geçiyor. Daha fazla yük, evet, kaldırabiliyorlar. Yoksa bayanlar daha yetenekli aslında. Daha becerikli, değil mi? Öyle dememiz lazım. Aslında arkadan bir ses geldi. Bayanlar daha iyi topluyor diye ama. Kaçmayın şimdi, o kadar bayanlar dediyseniz de. Sen mi dedin teyze yoksa bayanlar diye? Ben demedim. Giden kız. Peki erkekler mi daha iyi topluyor bu erkekler işi? Tabii canım, işi ağır yerine gene erkekler kaldırıyor. Burada bir sürü bayan var ya, siz toplanmışsınız. Herkesin ayrı ayrı işleri var. Biz etekte çalışıyor. Onlar üç ayağa çıkıyor. Üç ayak nedir ya? Daha yine gelecek yukarıdan. Yukarıdan ağacın tepesine mi çıkıyorsun? Yani merdiven bakırla çıkıyorsun, diğerini yiyen. Bir grup onları yapıyor, diğerleri. İşte iri iri kesiyoruz malları, racata kesiyoruz. Kimimiz çekiyor. Ağaca çıkamayan sandık çeker. İşte peki üç ayak... böyle meyveleri toplarken kayıplarınız çok oluyor mu? Kayıplarımız olmaz. Canım, yere düşeni zaten almayız. Iskarça gidiyor onlar. Ha, yere düşenler artık yenilmiyor. Orada iki tane de yiyorsunuzdur. İki toplayıp iki yeme. İşte iki yeme, üç kasaya, iki boğaza dediğin gibi. öyle yapındırıyoruz. Aa, bu neşenin sırrı buradan ya. Portakal üreticileri ve toplayanların hepsi çok neşeli. Allah neşenizi bozmasın amin, diyoruz. Amin. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi bu kadar neşeli bayanın bir tane de tabii çavuşu var burada. Nasıl bu bayanlarla baş etmek? Ya ben 40 senedir bununla mücadele ettiğim için hiç benim için sorun değil. Gülsün gülmez, önemli değil. Çok neşeliler ama ne güzel ya. Genelde gidersiniz böyle işçiler suratları asıktır hiç yaptıkları işten. Demek ki bunlar gayet memnun, mutlular. Gayet memnundur. Ben de memnunumdur. Evet, nasıl portakal işi? Çok güzel. 40 senedir ben bu işle bu meşgul oluyorum. Bu portakal kaliteli bir portakal mı? Güzel bu, bir portakal. Bu 5-0 portakal bu. 5-0. Ha. Ne demek bu 5-0? Yani portakalın en gelişi. Babası yani böyle. Evet. Bunun, bunlar ihracata mı gidiyor? Bunlar ihracata gidiyor, Almanya'ya. İşte biz bunun gerisini seçiyoruz. Yani bu ağacın başında şöyle gönderiyoruz. Bir de ağacın başına çıkıp oradan seçiyorsunuz yani. Ağacın başına seçiyoruz. Peki bizim yediklerimiz bu birinci sınıf kalite değil mi yani? İç piyasaya bizlere yazık değil mi ya? Ya siz, biz bunu yemeyiz. Neden? Bu bize şey gider bu. Biz normallerini yeriz. Daha mı iyisi bizim yediğimiz? Bu portakalın içinde bu daha iyidir yani. Ama bu
şey azıcık şeydir. Ha, yani aslında portakalın çok büyüğü makbul değil aslında yani. Büyüğü makbul. Öyle büyüğünü görüp daha sonra anlatacağız zaten. Şimdi meyve üreticiler başkanımız bize finike portakalını anlatacak, kesecek, gösterecek bu nasılmış diye, onu da göreceğiz. Abi işte büyük portakal bu işte. Evet, kolay gelsin. Sağ ol. Evet, şimdi üç ayağı getirdiler. Bir yandan portakal topluyorlar ama erkek üç ayağı getirirken bizim oradan o neşeli bayanlardan biri panter gibi tırmandı ağacın tepesine. Şimdi o da oradan topluyor. Yani üç ayak falan hikaye bu işlerde. Bayanlar gördüğümüz üzere bu işte de çok başarılı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl sağ gidiyor? Olun. Çok iyi gidiyor. Bu hasat işlerinde bu üç ayak olmazsa olmuyor mu? Olmazsa olmuyor. Orada bak bayan çıktı fırladı. Ama o ağacın iç kısmından. Bunun özelliği büyük ağaçlarda boyutlar değişir. Küçük olur, büyük olur. Aha. Büyük ağaçlarda etek dediğimiz kısmını alamadığını, ağacın içerisindeki kişinin alamadığını, dış kısmındakini bunun alıyoruz. Ha, o panterler iç taraflarını topluyorlar. Evet, onlar sadece iç taraflarını topluyorlar. Evet, burada artık şey, bayan işçilerin adı panter diye kalacak. Çünkü hakikaten biz daha kamerayı açıncaya kadar o vıt diye hemen ağacın tepesine çıktı. Biz devam ediyoruz programa. Evet, şimdi Finike Ziraat Odası Başkanı bizle birlikte. Siz tanıyabilir miyiz başkan? Ben Halil Sarıçobanoğlu, Finike Ziraat Odası Başkanıyım. Evet, daha... Bir haftalık yeni seçilmiş bir ziraat odasıyız ve arkadaşlarım. Evet, daha taze, evet. Yeni bir hafta oldu ama özellikle bu bölgede portakalın bölge üreticisi açısından öneminden biraz bahseder misiniz? Şimdi Finike Ziraat Odası olarak bir haftalık bir seçilmiş yönetimiz. Daha önce de çiftçi olarak çalıştığım için bu sorunları daha iyi biliyorum. Hı hı. Şimdi üreticimizin en büyük sorunu mal pazarı fiyatların düşük olması. Bir 10 yıl önceye nazaran şu anda yarı fiyatına mal sattığımızı, maliyetlerin çok fazla olduğunu. Hı hı. Ziraat odası olarak bizlerin 14 köyümüz ve 24 mahallemiz bulunmaktadır. Köylerimizde nar olsun, marul olsun, zeytin olsun. Biz de artık oda olarak Narenciye de dahil olmak üzere hepsinde köylülerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Peki bu şimdi Narenciye'de hani hep fiyatlar çok düşük. İstediğimiz fiyata satamıyoruz. Hani bu sorunlar hep yaşanıyor. Sizce neden yani böyle bir fiyat düşüklüğü var portakalda? Vallahi bizce fiyat düşüklüğünün nedeni reklamının çok fazla yapılmaması. Hı hı. Finike portakalının gerçek değerinin tüketiciler tarafından bilinmemesi. Hı hı. Yani başta reklam olarak reklamını çok iyi yapmamız gerekir. Yani bir şöyle diyeyim, reklam yapılmış bir ürün her zaman için, yani 5 lira kazandığımız yerde 4 lirasını reklama yatırırsak herhalde 1 lira bize yeter diye düşünüyoruz. Evet, aslında Türkiye'deki en büyük hani evet, pazarlama aşamasında yaşanan en büyük sorunlardan biri hani bizim reklam ayağımız çok eksik. Şimdi siz de tabii Narenciye üreticisisiniz hem de bir yandan. Bir üretici olarak Narenciye üretiminde yaşadığınız en büyük sıkıntı nedir? Şimdi önümüzdeki birkaç yıldan beri yaşadığımız en büyük sorun o dörtler dediğimiz ilaç grubunun Narenciye'de yasaklanması. Hı hı. Kalıntı kalıyor diye ben kendim de dahil olmak üzere geçmiş yıllarda mahkemelere kadar düşüp beraat etmiştik. Yani hükümetten istediğimiz bunun bir an önce ilacın ruhsatına verilmesi, hı hı, ruhsatlandırılması. Diğer ülkelerde bunun Almanya'da, Rusya'da bizden daha yüksek oranlarda kullanıldığı halde, etkili madde kalıntısı kalmadığı halde biz de ondan düşük rakamlarla bile üzerinde etkili madde kaldı diye üreticilerimizin kullanmasına izin vermiyorlar. Evet. Verilmediği için de çok büyük, biraz önce de çekimde göstermiştik, Narenciye dökümü, zayiatımız çok fazla. Özellikle bu yıl narda çok büyük bir zayiatımız olmuştur. Onun bir den dolayı. Peki şimdi siz bir üretici olarak bu portakal bahçesinden kazandığınız para size yetiyor mu? Hani üretici olarak düşünelim. Hani sadece tek geliriniz bu olsaydı, bir üretici olsaydınız, portakaldan kazandığınız geçimle, parayla geçinebilir miydiniz? Vallahi ben bir üretici olarak, Ziraat Odası Başkanı olarak demiyorum. En az bir 10 dönüm bahçesi olan çiftçimin geçinmesi şu anda çok zor. Bu gelirlerle. Peki arttırılması için bu fiyatların sadece tanıtım aşaması mı? Yani üreticilere düşen görevler, hani buradan seslenmek istediğiniz, vermek istediğiniz. Ziraat Odası olarak halkımıza düşük maliyette yüksek tonaj elde etmek, o şekilde bir kazanç sağlamak istiyoruz. Hı hı. Yani tonajı yüksek tutarsak fiyat olarak ucuz da olsa bizi kurtarabilir ama tonaj düşük,
üretim pahalıysa o zaman 10 dönüm çiftçimin geçinmesi çok zordur. Evet. Teşekkür ediyoruz başkanım. Hayırlı olsun hem de diliyoruz. Bundan sonraki süreçte umarım Finike'ye ve Finike'ye üreticilere faydalı olursunuz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Emektar bir portakal üreticisi. Bizle birlikte şimdi bugün hep bizim yanımızdaydı. Önce siz tanıyabilir miyiz? Ali Fahrettin Çağlayan, Finike. Finike'den tabii ki, yani bu Finike'yi de vurgulayarak söylüyoruz yani. Hani bu bir gurur kaynağı aslında. Hem Finike'liyim hem portakal üretiyorum, artık ne istiyorum ben gibi söylüyorsunuz. Ben Fahrettin amca diyeceğim sana. Şimdi amca, kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Yani bu Finike portakalının hikayesi nedir? Uğraşı kökenimize baktığımız zaman 1920. 20'lerden geliyor. İlk üreticilerden birisi babam rahmetli. Bize intikal etti ve bizler de işte bugünümüzdeki üretimi yapmaya çalışıyoruz. Yani bu bilgi birikimi ta 1920'lerden geliyor. 20'lerden geliyor. O zaman senden iyi faydalanmak lazım. Yani evet, sizin gibilerin kıymetini çok iyi bilmek lazım. Evet. Peki burada bu bölgede Finike'nin bu bölgeye has olmasının, hani sizin gözlemleriniz, üreticiler bizler kadar bilinçlisinizdir. Neden bu bölgeye has bu Finike'nin tadı, aroması, portakalı? Biraz önce arkadaşlarımızın da söyledikleri gibi buranın ekolojik dengesi, suyu, havası, güneşlenmesi ve toprağın yapısı bize bu Finike portakalının üsaresini, aromasını vermekte. Hı hı. Ayrıcalığı öyle çıkmakta. Yani nihayetinde zeminin farklılığı, iklimin farklılığı. Evet. Peki siz bir üretici olarak en çok yaşadığınız sıkıntı, sorun nedir portakal üretirken? Şimdi bizde zor şartlarda portakal üretilir. Yani neden? İklim farklı, iklime portakal uyum sağlıyor ama isteği çok portakalımızın, ağacımızın isteği çok. Bir başka bölgelerde çok rahatlıkla narenciye üretilebiliyor. Hı. Fakat bizde bakım farklılığı daha girdilerde yükseldi. Gübre girdisi, ilaç girdisi, bunlar hep yükseldi. Fiyata baktığımız zaman 2 yıldır hat safhada düşmekte. Ne kadardan satıyorsunuz siz mesela ağacında portakalı, ne kadardan verdiniz bu yıl? Ben 65 kuruşa verdim, şapkamı havaya attım. Doğru, çünkü çok konuşuldu bu yıl. Konuşuldu. Portakal fiyatları çok düşük. Neden bu fiyat düşüklüğü sizce amca? Şimdi fiyat düşüklüğü harmanlama. Yani Anadolu'da Doğu Akdeniz'den Güney Ege'ye kadar narenciye yetişiyor. Narenciye üretimimiz bir, ülkemiz için fazla. Ha, ne yapacağız? Hiç güneş görmeyen bir Rusya var, ihtiyacı var. Vereceğiz, satacağız. Bu satış anında Anadolu'daki yetişen narenciye yine yetmez. Çünkü büyük bir nüfus var, büyük bir pazar var önümüzde. Fakat günü geldiğinde teşvik, şimdi hükümetimiz bir teşvik olayını geciktiriyorsa ihracatçı ne yapıyor? Bir geriliyor. Gerileyince fiyat taban yapıyor. Günü geldiğinde, gününden önce teşvikler açıklanmış olsa hızlı bir tüketim, desteklenmek yani istiyoruz. Peki narenciye tanıtım grubu diye bir grup var aslında. Var. Hani bunun da çalışmaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli mi? Narenciye tanıtım grubu Rusya'da, diğer ülkelerde çok güzel reklamımızı yaptılar. İzledim. Yaptılar ama bir yalnız o değil ki, daha bunun arkasında teşvik ve destekleme devam edecek ki ihracatçı buradan Mısır'a gitmeyecek. Mısır karışıklığı oldu. Şimdi bu dönem ihracatçı yurdumuza geldi. Yani bize yaradı diyorsun bu. Yaradı yılda. Ama Mısır her sene böyle darbe içinde olmayacak ki. Evet. Gelecek yıllar müreffeh bir toplum olacak belki. Evet, umarız bu sorunlar en kısa vadede çözülür. Onlarda ve maliyet, onlarda maliyet, işçilik bizden çok düşük. 1 dolara neredeyse adam çalışıyormuş, onu da duyduk. Günah değil mi? Böyle olunca tabii ki bizden daha ucuz fiyata satıyorlar. Daha karlı oluyor. Biz teşekkür ediyoruz ve sizin gibi böyle üreticilerimizden faydalanmak, tabii ki Finikeliler de sizin kıymetinizi muhakkak biliyordur. Bol kazançlar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu bölgedeki, özellikle Finike bölgesinde Tarım Bakanlığı'na bağlı TARGEL personeli diye adlandırdığımız aslında tarım danışmanı bizim yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Mustafa Yumruoğlu. Finike Sahil Kent Beldesi'ne ait tarım danışmanıyım. Evet. Ne zaman başladınız bu bölgede danışmanlık yapmaya? Nisan 12. Aslında daha bir yıl bile olmamış aslında. Kesinlikle. Taze. Siz de daha çiçeği burnunda bir danışmansınız. Nasıl karşıladı o köydekiler, bu bölgedekiler sizi?
çok sıcakkanlı davrandılar. Özellikle yani ellerinden geldikleri her şeyi yaptılar. Yani bizi yani her şekilde şey yapmaya çalıştılar. Yani bizim tecrübemizden de tecrübesizliğimizden de yararlanmaya çalıştılar karşılıklı olarak. Yani yani genel anlamda beklentileri var sizlerden aslında. Bir ziraat mühendisinin olması tabii ki bu beldede belki onlar için büyük bir avantaj. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Şu an EQ ve entegrelerimiz vardır. EQ ve entegrelerden de 4 adet seramız vardır. Yani 4 tane üreticimiz. 3 tane de portakal üzerine şeyimiz vardır, üreticilerimiz vardır. Bunlar hakkında da ilaçlamasına ve gübreleme programına mesela atıyorum toprak numunesi ve yaprak numunesi aldık biz. Ona göre bir gübre programı verdik. Hı hı. Ona göre her şeyi yapmaya çalıştık. Ya üretici gelip her şeyini size mi soruyor? Bu bahçede ben şunu gübreleyebilir miyim? Ya da siz mi bütün planları, programları onlara veriyorsunuz? Biz söylüyoruz mesela çeşitli desteklemeler oluyor veya başka şeyler de oluyor. Sadece bunun için değil. Yani her şey oluyor. Sohbet ediyoruz. Sohbet havasında da oluyor. Her şeyi sorabiliyorlar. Yani nasıl diyeyim? İlla gübreleme konusu değil. Mesela başka bir ürün olsun. Başka bir üründe teşvik var mı? Desteklemeler var mı? Yeşil kart için veya ÇKS için veya GD için bunlar burada yapılabiliyor mu? Yani zaten ÇKS ve MGD biraz sorundu bizim için. Çünkü biz ilçede yapmalıydık. Kendi bulunduğumuz bölgede yapamıyorduk. Şimdi yeni bir şey geldi. Artık bundan sonra da kendi bölgemizde de yapmaya başlayacağız. Ama daha zamanı var. Evet. Peki bulunduğunuz köydekiler ya da beldedekiler sizinle ilgili neler düşünüyorlar? Hani böyle bir danışman olmalı mıydı? Ya da aman ne gerek vardı ya? Nereden geldi bunlar? Asıl soruyu onlara sormak gerekir ama benim yani gözlemlediğim kadarıyla ben hatta bayağı bir yani yürüyerek geziyorum. Onlarla oturuyorum, sohbet ediyorum, çayını içiyorum, böreğini yiyorum. İşte bazılarına falan atıyorlar, sohbet ediyoruz. Bize lazımsınız diyorlar. Çünkü biz bazı konularda tecrübesiz diyorlar. Bizi bilgilendirmeniz lazım diyorsun. Bunun içinde neler yapmamız lazım diyorum. Ben size söylüyorum ama bazı durumlarda da biraz da azarlıyorlar. Yani şöyle azarlıyorlar. Yani azarlama değil de bazı dertleri oluyor. İşte bunları dile getiriyorlar. Yani işte bir bazı şeylerden de çekiniyorlar. Mesela ben sigortalamaktan bahsettim. Dedim bakın dedim böyle böyle tarsim vardı veya başka bir sigorta da olabilir dedim. Bunu yapın dedim. Çünkü her şey olabilir. Her şey başınıza geliyor. Üretici için olması gereken yani, bir şey aslında. Üretici için de üretici korkuyor. Yani imza atmaktan bile de korkuyor ister istemez. Ya anlatıyorum diyorum ki ben toplantı yapacağım amca diyor imza atacağım. Yok diyor sen benim şey imzalamam. Onlar için tabii ki imza atmak bile ayrı bir şey. Yani kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, köylerdeki Tarım Bakanlığı'nın aslında kılcal damarları gibi değerlendiriyoruz. Köylerde çalışan TARGEL personeli, tarım danışmanları orada sınırsız hizmet veriyorlar. Artık bütün köylerimizde ileriki yıllarda Antalya'da şu an 75 tane tarım danışmanı görev yapıyor ve orada 7/24 hizmet veriyorlar. Tüm üreticilerimiz bu köylerdeki tarım danışmanlarından istedikleri gibi faydalanabiliyorlar. Evet, özellikle meyve bahçelerinde de tabii budama koşulları çok önemli. Özellikle portakalda nelere dikkat edilmesi lazım budama koşullarında? Portakallarda budama dediğimiz zaman budamaya en baştan başlamak gerekiyor. Fidanların ilk bahçeye dikiminden başlayarak şekillerin çok iyi verilmesi gerekiyor. Şekil budaması dediğimizde ilk başta ana dalları oluşturacak olan 3 veya 4 dalın seçilerek bunların alanındaki açıya dikkat edilmesi, aynı noktadan çıkmaması ve bu şekilde güçlü bir taç oluşumu sağlanması gerekiyor. Bundan sonra da fidanların işte ilk meyve verinceye kadarki döneminde genel olarak ağacın bir an önce gençlik kısırlığı dediğimiz o meyve vermediği dönemi atlatabilmesi için fazla kesimden kaçınarak sadece uygun olan yönlerde dalların yönlendirilmesi şeklinde gidiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman ileriki verim döneminde yapacağımız budama masraflarımızı ve kesimlerimizi azaltmış oluyoruz. Böyle ağaca genel bir denge oluşturmuş oluruz. Tunçgillerin ve portakalın genel olarak budama verim dönemindeki budamasına bakacak olduğumuzda da genel olarak güneş ışığının bir hüzme halinde iç kısma da geçmesini sağlamalıyız ki leklenme çok iyi olsun. Aslında mantık genelde bu yani. Ağacı biraz seyreltmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Peki gençleştirme budaması yapılabiliyor mu özellikle portakalda da? Portakallarda gençleştirme budaması çeşitlerine göre değişiyor. Göbekli portakallarda kısmi olarak bu gençleştirme budamasına cevap verebilmesine ama modern yetiştiriciliğe baktığımızda zaten meyvelerin çok uzun süre yarar sağlamak yerine bir an önce faydasından yararlanıp daha sonra çeşit değiştirmeye gitmek. Hmm. Bu da yeni geliştirilen son daha üretim periyodunu yayabilecek şekilde çeşitlerin
üretimine imkan vermek amacıyla. Evet. Budamada dikkat edeceğimiz en büyük nokta gene Tunçgil ağacına şöyle bir baktığımızda en fazla meyvenin %90'ının etek ve omuz dalları dediğimiz dallardan alındığı. Genel olarak Tunçgil ağacına ayrı. Arkamızda bir ağaç var aslında. Kameraman arkadaşımız alabilirse. Evet. Etek, omuz ve tepe diye 3 bölüme ayırdığımız zaman ağaçta da meyvenin %90'ını etek ve omuz dalları. Tepe kısmında ise %10'luk bir meyve oluyor. Bu diye çok fazla yükselttiğimiz zaman meyve boyunu yükseltmiş oluyor. Şurada arkadaki büyük ağaçlarda gözüküyor zaten. Evet. Tepe kısmında çok fazla bir meyve yok. Bu diye sadece bizim kültürel bakım işlemlerimizi zorlaştırmak ve budama işlemlerimizi çoğaltmak dışında başka hiçbir faydası sağlamakta. Bu kısmın büyümesini kontrol altına alıp etek ve omuz dallarında bulunan meyvelerin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir budama sistemine geçmemiz gerekiyor. Evet, burada o zaman çok boylandırmayacağız yani tüm ağaçlarda olduğu gibi. Peki hasatı tabii her meyvede olduğu gibi bunda zorlukları vardır. Hasatta en büyük zorluk, sıkıntı nedir? Hasat sonrası kayıplar çok oluyor mu portakalda? Tabii ki oluyor. Bizim ülkemizdeki hasat döneminde baktığımız zaman genel olarak işçilik alınıyor bütün üretici bahçelerimizde. Ve bu yaptırılan işçilikte elle koparma daha hızlı oluyor. Ama bu şekilde turunçgillerde baktığımız zaman o üstündeki yeşil düğme dediğimiz o yeşil yapraçık kısmının meyvede kalması gerekiyor ki depolansın veya pazara gitsin, vatandaşın sofrasına gidinceye kadar meyvenin bozulmasını ve ağırlık kayıpları yaşamamasını sağlayan en önemli nokta bu. Bu yüzden makasla hasat uygulanması gerekiyor. Bunun yanında budama zamanı, hasat zamanı çok önemli. Hı hı. Hasat zamanına dikkat etmediğimiz zaman geç hasatta bir de depoya koyduğumuz zaman bunlar depoda çürüyor. Yine bu şekilde depolama yapan kişilerin maliyet kayıplarına neden oluyor. Yine önceden de bahsettiğim gibi kültürel bakım işlemlerine dikkat edilmediği zaman hastalıklı olsun, zararlı olsun veya uygun budama, biraz önce bahsettiğim uygun budama yapılmadığı zaman birbirine sürten dalların yanında bulunan meyvelerde yaralanmalar meydana geldiği için bunlar kalitesini kaybetmiş oluyor. Üreticilerin burada hasatta en çok neye dikkat etmeleri gerekiyor? Hasatta en çok dikkat edilmesi gereken nokta meyvenin kendine özgü renk ve şeker miktarını alması gerekiyor. Bu dönemde hasat edildiği zaman gerçekten genel meyveye has o aromayı elde etmiş oluyoruz. Erken veya geç hasatta ise ya lezzet dediğimiz aroma maddelerinde kayıplar oluyor. Geç hasatta ise dökümlerle meyve kayıplarına neden olduğumuz gibi depolamaya uygunluk azalmış oluyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ertuğrul. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir hafta daha programımızın sonuna geldik. Bu hafta portakal bahçelerinde dolaştık. Portakal üretiminde neler yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsettik. Üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları dile getirmeye çalıştık. Bir nebze de olsa sizin sesiniz kulağınız olmaya çalıştık. Biz hafta yine farklı bir bölgede olacağız. Farklı konuları işleyeceğiz. Tarımsal konularda sizlere farklı konularda bilgi vermeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.